28 Haziran 4 Temmuz. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Mutlu seneler, mutlu doğum günleri, huzurlu doğum günleri, aşk dolu doğum günler, sevgi dolu, öpücük dolu doğum günleriniz olsun. Hoş geldiniz hayata, hoş geldiniz. Evet, hem güneşin enerjisinde hem güneş sizin burcunuza da güneş yengeç burcunda hem zor hem karmaşık hem yorucu olacak. Ama sizin bu ara hissiyatlarınız, derin düşünceleriniz, hissettiklerinizi yavaş yavaş hayatınızın içerisine geçirme evreniz olacak. İşinizle ilgili düşündüğünüz noktalarda yavaş yavaş değişimler ve sizin hareket edeceğiniz noktaya doğru devam edecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Çünkü siz de hisler sizi ve rüyalar sizi bu ara uyaracak. Bunları not alalım. Bunlarla alakalı noktada dikkat edelim. Özellikle E ve A alanında, E şehri ya da A şehrinde yaşayan bazı yengeçlerde iş değişimleri hızlı ve olumlu şekilde devam edecek ve sizi tatmin edecek. Eğer ki K ve N harfli şehirlerde yaşıyorsanız konumunuzla alakalı noktada yükselme, iyi ismi olan şehirlerde yaşıyorsanız da parasal evrenizde haksızlığa uğradığınız noktalarda maddi olarak toparlanma evresine gireceksiniz değerli yengeç burçlarım. Ortaklı işlerde ayrılma kararı veren yengeçler, evet ayrılık doğru, sadece para konusunda halledemediğiniz süreçlerimiz var. Bunları halledeceğiz ama daha bunun için yani Eylül'e kadar her iki tarafında parayla alakalı sıkıntılarını çözüp ve gerçekten bu noktayı aydınlığa kavuşturacağız. Sizin ne korkunuz var biliyor musunuz? Hani ben yapabilir miyim? Tek başıma başarabilir miyim? Hayır, siz her şeyi başarabilirsiniz. Tedirgin evrenizden çıkarsanız enerjiniz size çok güzel fırsatlar yaratacak. Hatta farklı ortaklık teklifleri de alabilir. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de maddi manevi rahatlama söz konusu olacak değerli yengeç burçları. Kurumsal ya da büyük bir firmada çalışıyorsanız özellikle yengeç burçları, evet güzel değişimler var ama parasal anlamda aslında yeriniz değişsin istemiyorsunuz. Maddiyatla alakalı noktada değişimler olsun istiyorsunuz ama daha ben bunun için vakte ihtiyacınız olduğunu ve bunu çözmeniz için Eylül'e ihtiyacınız var. Boşu boşuna yerinizde öfüp püflenmeyin. İşinize sahip çıkın. Eylül ayında hak ettiğiniz evreyi bulacaksınız. Evet, uzun süredir de hani yüksek lisans master yapıyorsanız ve iş arayışındaysanız birkaç kişi, çevrenizdeki birkaç dostunuzun desteğiyle iş kapınız hayırlı ve aydınlık olacak. Uzun süredir hem işiniz yoksa hem maddi kriz yaşıyorsanız Temmuz'un 20'si 22'si itibariyle işle alakalı pürüzlerin geride kalıp parasal evrede rahat edeceksiniz. Yani araştırmaya devam edin, pes etmeyin. Rabbim sizi kapısız bırakmayacak ve doğru iş alanınız olacak. Endişe etmenize gerek yok diyorum değerli yengeç burçlarım. Özellikle evrak dosya giriş çıkış mesela şöyle söyleyeyim. Kurumsal firmada insan kaynaklarındaysanız, yardımcıysanız üst düzey değişim ya da bulunduğunuz noktada aynı masadaysanız bir kademe yükselişleriniz söz konusu olacak. Ama bu ara evraklar, dosyalar, hesaplar, satışlar, evraklar, koşturma yoğunluğunuz söz konusu olacak. Yani iş alanınızda ciddi anlamda fazlasıyla bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu doğru değerlendirdiğinizde insanların dikkatini çekip hem konum olarak hem de kendi enerjinizi daha fazla yaratıp daha mutlu olacağınız ve sizi çok huzurlu edecek bir döngüye gireceksiniz. Ben olsam bu haftaki bu enerjiye sahip çıkarım. Evli olanlarda ciddi anlamda güzel giden, hatta ev almak, evi değiştirip yeni bir eve geçme fikriniz var. Bu sizin için hayırlı olacak. Uzun süredir boşanma mahkemesi devam eden ve bir türlü sonuçlanmayan yengeç burçları anlaşma yoluna doğru gidip bu dengeleri oturtacaksınız ve rahata ereceksiniz değerli yengeç burçları. Sevgilinizle bu ara gereksiz tartışmalar ama flörtöz tartışmalar sizi mutlu edecek. Güzel bir hediye verebilir, güzel bir hediye alabilirsiniz. Sevgilinizden size sunulacak güzel, değerli, hatta bu yüzük olabilir, söz olabilir, nişan olabilir, değerli bir kolye, değerli bir yüzük olabilir ya da sevgilinize değerli bir şey alacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek diyorum değerli yengeç burçlarım. Özellikle kazalara dikkat edelim. Dikkatsizlikten doğan kırılma, el kırılma, hani parmak kırılması, çatlaması, ayak kırılması, bu tarz olaylar hareketli ve ani gelişmelerden kaynaklı sorunlarınız olabilir. İhmal etmeyin. Eğer ki sevgilinizin geri dönmesini bekliyorsanız yeni bir aşka hazırlıklı olun. Geçmişteki insan da sizi geri gelecek. Notlarıma da bakıyorum. Geçmişten de çok fazlasıyla geri gelecekler var ama yeni fırsatları, yeni enerjilere de hakim olursanız çok güzel bir aşk ve kalıcı bir aşka yelken açacaksınız diyorum.
Sizin de özellikle anne, teyze, dayı sülalesiyle alakalı yaşayacağınız bazı pürüzler, sıkıntılar, parasal tartışma ve para kavgaları biraz ailenizin canını sıkabilir. Bu yüzden biraz gerginlik var. Tatil var değerli izleyicilerim. Hafta sonu 3 gün gideceğiniz, ruhunuzu iyileştireceğiniz bir deniz havası var. Bir de bu ara bazı yengeç burçlarında kitap yazmak, tezi tamamlamak, yani önünüzdeki yazılması gereken evraklarla alakalı noktada çok güzel değişimler söz konusu olacak ve bu değişimler sizin hayatınızda daha başarıyı, daha aydınlanmayı yaşayacaksınız. Ama sağlık olarak göz alerjiniz, alerjik reaksiyonlarınız, egzamanız ve da saç tiplerinizde kaşıntı olabilir, dikkat diyorum. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun. Bir de uzun süredir çocuğunuza almak istediğiniz bir toprak yatırımı niyetiniz var. Alın, küçük bir para var aileden gelen. Bunu çocuğunuza yapmak istiyorsunuz geleceği için. Yapın, hayırlı olsun şimdiden. Hoşça kalın.